Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün Clash of Clans'ta yepyeni bölümdeyiz. Bugün inşaatçı üstümüzde çok beğendiğim bir düzen vardı. Onu yapmak istiyorum arkadaşlar. Hemen bir inşaatçı üstümüze geçiş yapalım. Hemen burada bir madenlerimizi toplayalım. Arkadaşlar ben bunu kullanıyordum. Bu düzenimi kullanıyordum. Gayet iyi iş yapıyordum. Ama bundan daha beğendiğim bir düzen vardı. Onu yapmak istiyorum. Ondan sonra 3 galibiyet almaya çalışacağız. Savaşlarımızı yapacağız. Bakalım gerçekten işe yarıyor mu? Hemen buradan köy düzenleme modundan hepsini bir kaldır diyelim. Güzelinden bir düzenimizi yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, düzenimiz bu şekilde. Çok güzel bir düzen olduğunu düşünüyorum. Umarım işe yarar. Hemen buradan bir kaydet diyelim. Hemen şöyle kaydet diyelim ve tasarımımızı da bitirelim. Savaşlar yapacağız. Bakalım işe yarayacak mı? Hemen şuradan madenlerimizi tekrardan toparlayalım. Ben full dev saldırısı yapıyorum arkadaşlar. Direkt devlerle giriş yapıyorum. Gayet iyi oluyor. Ah be, ezici var. Ben bu ezicilerden bayağı bir başım belada arkadaşlar. Umarım bu köyü alırız da diyeceğim. Nasıl alacağız? Onu da bilmiyorum ki. Şöyle bir şey yapsak nasıl olur aslında? Şöyle okçularla ve buraya da dal kavuklarla temizlersek nasıl olacak? 1, 2, 3. Bakayım, bu 3 tanesi umarım alır diye düşünüyorum. 10 numara okçuyu aldık, güzel. Geri kalan da şeyden tamamlayacağım arkadaşlar. Yüzdeyi tamamlamaya çalışacağım. Of, Tesla çıktı, o kötü oldu. Hemen şuradan Tesla'yı da indirsinler. Güzel, Tesla'yı da indirdiler ama büyük ihtimal ölecek onlar. Şimdi buradan hemen dal kavuklarımızı bir bırakalım. Dal kavuklar umarım iyi iş yapar burada. Şuraya bir tane de dal kavuk bırakayım. Buraya da bir tane bırakayım. Ortaya bir tane köy binasını almak için bir tane de bırakacağım. Hadi bakalım, şu an bekliyoruz bekliyoruz. Umarım alırız. Rakip de inşallah bizi alamaz arkadaşlar. Belki üçleriz de, hiç belli olmaz. İndir oraya dostum. İndir oraya, süper. Ben şuraya da atalım tekrardan. Merkeze doğru inecek. Dasan, nereden vurdun öyle? Oha oha. Gördünüz mü arkadaşlar buku? Ta şuradan buraya kadar vurdu arkadaşlar. Tekrar da indireyim. Şu ağaçlık bölgeden şuraya attı bildiğiniz. Yuh be. İlginç de. Bayağı bir güzel saldırdık bu arada, bunu söylemek gerekiyorum. Çok iyi bir saldırı yaptık arkadaşlar. Böyle değişik taktikler uygulayaraktan siz de saldırılarınızı düzgün yapabilirsiniz. Ya bize ezici iş görmez arkadaşlar. Ezici de. Ezici de ne ya? Anca devleri öldürse ya. Değil mi derler. Adam bu arada taş madenini falan hepsini dikmiş, gayet güzel. Adam bayağı benden iyi. Hani köyün seviyesi adamın. Benimkinden iyi. Bunu söylemek gerekiyorum. Ve %100. 10 numara. Üçledik köyü arkadaşlar. Bakalım rakip bizi üçlemiş mi? Ama rakibin saldırısı çoktan var. Bitmiştir arkadaşlar. Gördüğünüz üzere %43'te kalmış. Hemen bir tekrarını izlettirelim. Bakalım nasıl bir işe yaramış düzenimiz. Hemen şöyle birazcık yakınlaştırayım. Bakalım adam nereden girmeyi denemiş. Aa, oradan bırakırsan tabi açlıklık alandan girecek. Böyle hızlandırayım. Hızlandırayım. Nasıldı saldırı yapmış. Adam okçular devlerden girmiş tabi oraya varana kadar. Hop. Oraya... Çok komikti ya. Oraya yollar devini. Çok güzel. 10 numara bir saldırı yapmışız. Düzenimiz de güzel arkadaşlar. Bunu sizler de kullanabilirsiniz. Eğer benim seviyemdeyseniz. Hemen tekrardan bir saldırı yapalım. Askerlerimiz çıkmışken. Umarım güzel bir köy çıkar karşımıza. Ha. Şimdi buna nasıl saldırsak? Full dev mi diyeceğim? Bilemedim ki, full dev girsek mi? Full artı arkasına okçu mu bıraksak? Full dev girmeyi, bir full dev girim arkadaşlar. Belki iş görür diye tahmin ediyorum. Ya da full dev artı barbar mı girsem? Şimdi adam indirir ya. Bir dev gireceğim ya. En son kararım arkadaşlar. İlk vuruşta indirecekler o topu. Çünkü ilk hasar puanı güçlü arkadaşlar bu devin. İkincileri biraz daha, ikinci saldırılar biraz daha düşük oluyor. Hemen gördüğünüz üzere indirecekler oradaki topu da. Hadi bakayım. Tosunlarıma bak be. 10 numara. Üşledik bu köyde arkadaşlar. İlk de devlerle girmişiz. Hızlandıralım buraları.
Evet sevgili dostlar, çok güzel bir 3 yıldız daha aldık. Son 30 saniye kala 3. yıldızımızı da aldık. Çok güzel bir saldırı oldu. Bunu söylemek istiyorum. Çok taktiksel saldırdık. Hemen tamam diyelim. Büyük bir zafer almışızdır bunda da. Süper. Hemen yükseltme yapalım diyeceğim arkadaşlar. Çünkü eğer 3. galibiyetimizi aldıktan sonra bonus galibiyet de gelecek üstüne. Ve bu sefer depolarım taşıyacak. O yüzden boşuna gitmesini istemiyorum galibiyetlerimin. Öncelikle yükseltmeler yapacağım. Yükseltmelerden laboratuvar zaten son seviye. Dal kavuk mu dev mi diyeceğim. Dev tabii ki de arkadaşlar. Devin isabet puanı yani canı daha da artacak. Bunu söylemek istiyorum. Ama okçuların da isabet puanı artıyor. Ekstradan bir şey yok mu? Bunda da isabet puanı var. Artan saniye başlayan hasar yine bunda isabet puanı artıyor. Ben dev basmak istiyorum arkadaşlar. Devi 60.000'e mi basayım? Ya da yok. Dur bir dakika, ben unuttum söylemeyi arkadaşlar. Ben ordu kampı basacaktım. Ordu kampı basmam gerekiyor. Çünkü 3. bir ordu kampı demek daha fazla asker demek. 170.000 ganimetim var. Yeni şeyler dikmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü ne kadar yeni şey dikersek rakiplerimiz de ona göre gelecek. Bunu söylemek istiyorum. Ve dikebileceğimiz bir şey yokmuş. Sadece bir ezici var. Onu da ne zaman diksek bilemedim. Savunmalardan başka bir şey yok. Ordu kampından başka bir şey yok. Hiçbir şey yükseltemiyoruz arkadaşlar. En iyisi tekrardan bir saldırı yapmak. 3. bir saldırımızı yapalım. Ve öyle bir yükseltme yapmaya çalışacağım. Bunu nasıl saldırsak? Adamın şahsen şeyi çok iyi duruyor. Ezici mezici falan var. Bunu alamayabiliriz söylemem gerekirse. Çünkü duvarlarda falan 2 levele kadar basmış. Helal olsun. Burada kesinlikle ve kesinlikle şey var arkadaşlar. Yayılı tuzak falan var. Şimdi nasıl saldırsam bilemedim ki. Şuradan bir girelim ya. Alamayacağız ama olsun, buradan bir girelim devlerle. Dediğim gibi bir tane yaylı tuzak orada kesin var demiştim. Oradaki şeyi de indirsinler. Çifte topu da indirsinler. Ama ezici de kesinlikle parampirçik olacaklar arkadaşlar. Nasıl bir tabir olursa parampirçik. Neyse, hemen oradaki bir hava savunmasına indirsinler. Oha! Oha! Nasıl bir ezme şekliydi lan? Nasıl bir ezme şekliydi? Yuh! En azından yüzde alalım diyeceğim de %19'da kalacağız. %90 19'da kalacağız. Hemen ezici onu paramparça etti. Hemen savaşı bitir diyelim. Çünkü adam gerçekten çok iyiydi. Savunması söylemem gerekirse hemen tamam diyelim. Adam da %22 almış. Gördüğünüz üzere tekrardan bir yıldız çekemedi. Bu düzen en iyi düzen diyebilirim arkadaşlar. Tekrardan bir saldırı yapalım. 3 taş ver. Hemen saldırımızı yapalım. Bakalım bu saldırıda nasıl bir iş yapacağız. Hemen bunda da nasıl bir saldırı yapsak. Şöyle bir saldırı yapmayı düşünüyorum. Okçu artı dal kavuk yapacağım tekrardan arkadaşlar. Okçularla tek tek 1, 2, 3. Hemen orayı indirecekler. Hadi bakalım orayı indirin dostlar. Hadi bakayım, süpersiniz. 10 numaraya. Bu ok şeylere bayılıyorum arkadaşlar, okçulara. Bu görünmezlik özelliği mükemmel. Hemen 2 dal kavuk orayı indirir diye tahmin ediyorum. Hemen şuraya da bir okçu atalım. Of, Tesla var. Bu Tesla'yı indirmem gerekiyor. 1, 2. Hemen okçular bu %100 indirir. O Tesla'yı, süper. Tesla'yı indirdik. Başka. Bakalım etrafta bir şey var mı? Bazen adamlar ibnelik yapabiliyor arkadaşlar. Bu köşelere bir şeyler koyup vakit kaybı yaşattırabiliyor bize. Hemen bakayım başka ne var. Şuraya da bir dal kavuk atsam fena olmaz. Şuraya da bir tekrar ikinci dal kavuğu da aynı yere atayım. Daha hızlı bitirmiş oluruz. Of, hava mayını Allah'tan öldürmedi. Dal kavuklarımızı. Çok güzel bir saldırı yaptık arkadaşlar diyebilirim. Hani güzeldi, ben beğendim. Yine taktiksel saldırdık ve 3 yıldız aldık. Hani burada mantıkla gitmeyin arkadaşlar. Normal taktik düşünün. Acaba nasıl saldırsam nasıl alabilirim diye. Hep bu taktiği kullanın. 10 numara bir saldırı yaptık. 3 yıldız. Adam kesinlikle bizi alamamıştır. Bunu söylemek istiyorum. Hemen zafer. Tekrar 3. bir savaşımızı yaptık arkadaşlar. 60.000 geldi. Altınımızın çoğu boşa gitti. Tamam diyeyim. Hemen buradan dokümanlarımızı, ordu kampımızı, carçur curtumuzu yükseltelim. Hemen ordu kampı diktik. 3 saat ne? Yuh. Ondan sonra bakalım ne var. Kaynaklar kısmı boş. Hava savunması, eziciyi dikeceğim. Eziciyi de büyük ihtimal şuralara falan bir yerlere dikerim diye tahmin ediyorum. Biraz daha bunu geniş alırım arkadaşlar. Şuraya eziciyi falan dikerim. 10 numara bir düzen olacaktır. Bakayım kaç taş istiyor. 89 taşım yok maalesef. Zaten saldırı yemeyeceğimizden dolayı ganimetimiz duracak. Umarım beğenmişsinizdir videomu arkadaşlar. Uzun bir video çekmek istemedim. Siz de bu köy düzenini kullanabilirsiniz. Eğer böyle bir köyünüz varsa, benimkime benzer bir köyünüz varsa böyle bu düzeni kullanabilirsiniz. Haberiniz olsun. Videomu beğendiyseniz like atıp, kanalıma da abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bye bye.